Evet, merhabalar. Şimdi bugün tekrar Kaan'cığımın yeni projesi için bir aradayız. Biliyorsunuz bir süredir klipleri yorumlamaya başladık sizler için. En sevdiğiniz diziler, filmler hangileriyse bize yazın. Oradan sahneler bulalım, onları yorumlayalım ilişkiler üzerine. Çünkü aslında ilişkilerde yaşanan tüm sorunlar sadece sizin sorununuz değil. Bir sürü insan aynı sorunu yaşıyor ve bunları da biz film sahnelerinde, videolarda aslında görüyoruz. Bunlar hayatın birer parçası. Dolayısıyla bunları işlerken belki size de bir kapı açarız, bir pencere aralarız diye düşünüyorum. Bugün size iki tane klip seçtik. Aslında Kaan bir sürü başka şeyler bulmuştu sahneler. Özellikle çok sevdiğiniz dizilerden. Ama ben bunlar konusunda ısrarlı oldum. Çünkü çok sevdim. Zaten size de öneririm. Çok kısa bir video. Özellikle birincisi. Mutlaka YouTube'dan araştırıp seyredin. Bir Rus yönetmenin bir videosu bu. Zaten sessiz bir film. Dolayısıyla sadece gözleriyle konuşuyor aktörümüz ve aktrisimiz. Şimdi bu aslında bu dediğim gibi sessiz film demek istiyorum ama 6-7 dakikalık bir şey bu. Burada iki insanın hayatından kesitler verilecek. Başlangıcında önce genç bir baba görüyoruz. Çocuklarını okula bırakıyor. Daha sonra ve de çok şirin çocuklar. Yani seyrederseniz siz de göreceksiniz. Ondan sonra bakıyor ki haritaya işe gidecek herhalde. İnanılmaz kırmızı gösteriyor harita. Dolayısıyla arabasını park ediyor ve metroya binmeye karar veriyor. Şimdi metroda göreceğiz zaten biraz sonra. Anlaşılan eskiden bir dönem hayatının aşkı olmuş olan bir kadınla tesadüfen aynı trene düşüyorlar. Oradaki şimdi olayı izleyeceğiz hep beraber. Başlayalım. Gayet sakin böyle tin 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 artık toplantısına gecikmemeye çalışan bir iş adamı diye düşünüyoruz. Aile babası. İşte müziğini dinliyor büyük ihtimalle kulaklığından. Ondan sonra böyle çevreye bakınırsınız ya sıkılıp. O da şimdi çevreye bakınacak. İşte kızımızın ilk açısını gördük. Ve adam şok oldu kızı görünce. Çok da güzel bir kız bu arada. Tabii adam hemen böyle yıldırım çarpmışa döndü. Gerçekten şey kız daha bunu görmedi. Ama hani böyle eskiden birisini görürsünüz ve anılar canlanır ya işte o şekilde gördüğü anda o ilk ve gençlermiş zannediyorum. O gençlik yıllarındaki o ilişkiye ilk başladıkları zamanki aşkı adam tekrar hatırladı ve yaşadı. Bu 1-2 dakikalık bir süreçte adam bütün ilişkiyi baştan sona yaşıyor. Yani kız balerinmiş. Kızın işte dans etmesi büyük ihtimalle ona vurulmuştu ilk başta. Çok zarif çünkü kuğu gibi. Onları hatırlıyor. Zaten ilişkin ilk başlarında hep böyle kahkahalar ve o güzelliklerle geçer ya. İşte mutlaka bir şeyine vurulursunuz karşınızdakinin. Şimdi tabii kızın tipi hiç öyle değil. O eski o sahnedeki balerin gitmiş tabii şu anda. Müthiş böyle ateşli bir aşk yaşamışlar belli ki. Onları hatırlıyor. Ondan sonra işte bale yaptığı soyunma odasında böyle ateşli anlar yaşanmış hep falan. Hala daha kız onu görmedi yalnız dikkatinizi çekerim. Şimdi tabii belli ki bu aşk devam etmemiş. Yani şimdi iki farklı insan gibiler. Ve eyvah kız da onu gördü. Ya işte şuradaki adamın bakışına bakar mısınız ya? Yani gerçekten bu bakışta hem işte ilişkinin bitmesine dönük yaşanan kavgalar, o güzel aşk, o ateşli anlar bitmiş. Müthiş kavgalar yaşanmaya başlanmış. Fakat bakışta hem zaten gözleri hafif ağlamaklı oldu. Ağlıyor hatta. Yani o güzel günlerin, duyguların mutluluğu, işte yaşanmamışlıklar, bitişteki acılar. Yani hepsini düşünebiliyor musunuz? İki kişi hiç konuşmadan, tek kelime etmeden bakışlarıyla bize bunu yaşatıyorlar. Yani bütün ilişkinin başlangıcını, devamını, güzelliklerini ve bitişini ve bittikten sonra da belli ki aradan çok uzun zaman geçmiş. İşte o geçtikleri zamanki neleri kaybettiklerini, birbirleri olmadan yaşamalarını, o eksiklikleri.
Ya böyle bir şey var. Yani yarım kalan bazı ilişkilerde, hani şarkı sözleri de bunun için yapılıyor. Hatta bizde de biliyorsunuz bu Issız Adam filmi çok meşhur oldu bir dönem. O işte yarım kalan ilişkilerde iki insan birbirini kırıyor, üzüyor ve o anda belki bağlanmaya hazır olmuyor. Olmadığında tabii yollar ayrılıyor. Ama belki yıllar sonra karşılaştıklarında hem o hisleri belki bir daha birisinde bulamamanın getirdiği üzüntüler, o yarım kalmışlıklar, o işte beraber geçirilememiş anların üzüntüsü ve hikayesi tamamen insana yansıyor. Bazı duygular hiç unutulmuyor bana sorarsanız. Ben zaten o yüzden diyorum, yani bu ilişkilerde biraz olgun olmak lazım. Maalesef şey diye bakıyoruz tartışmalarda, hani ben haklıyım, sen haklısın kavgası yapılıyor. Oysa ki orada bir haklı yok ki. Yani iki kişi aslında bir ortak noktada buluşsa, belki taraflardan biri çok haklı olmasına rağmen biraz alttan alsa, belki de bu ayrılıklar olmayacak. Yani insanlar diyoruz ya, bazen ormanı yüksekten bakmak lazım, hani ağaçları değerlendirmemek lazım diye. Maalesef şunu görüyorum, ilişkilerde o ormana hiçbir zaman yüksekten bakılmıyor. Çok ufak tefek konularla birbirimizi zedeliyoruz ve o tabii birikimler bir süre sonra son derece artık o gerginlikten çıkmak için bize kaçış yolu aratmaya başlıyor. Ama kaçış yolunda da ilk ne oluyor? Tamam, oh kaçtım, rahatladım, özgürüm falan gibi bir havaya giriliyor. Fakat daha sonrasında, belki bir ay sonra, belki iki ay sonra, belki bir sene sonra insan şey diye düşünüyor, yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakikaten ya, keşke ben de biraz alttan alsaydım. Niye ben o zaman o tartışmalara girdim ki diye böyle düşünüldüğü anlar oluyor. Şimdi bu klip seyrettiğim zaman beni çok çok etkiledi. Çünkü iki oyuncunun bakışları bir kere gerçekten çok gerçekçiydi. Sanki hakikaten o ilişkiyi yaşamışlar ve yarım kalmış. Sezen Aksu'nun şarkısı vardı galiba. Yarım kalan bir şeyler. Fakat daha sonra aklıma, gerçek hayatta da bunun yaşandığı aklıma geldi. Dolayısıyla Kaan'dan rica ettim, acaba onu bulabilir miyiz diye. Pek çoğunuzun tanıdığına emin olduğum bir sanatçı var. Marina Abramović. Çeşitli böyle o görsel gösterisi olan sanat gösterileriyle diyeyim. Herkes de belli izler bırakmıştır şimdiye kadar. Yani duymadıysanız da mutlaka ona da bir bakın, Google'layın derim. Çünkü çok ilginç şeyler yapıyor. Şimdi bir tanesinde de, bu sanat tasarımlarından bir tanesinde şöyle bir şey sergilemişti. Yani kendisi bir odada oturuyor sandalyenin üstünde. Karşısına insanlar geliyor, göz göze bakışıyorlar. Fakat hiçbir konuşma olmayacak. Ve bunu sanat olarak sergiledi Abramović. Bunu sergilerken de çok ilginç bir şey oldu. Ha bu arada sadece göz göze bakışıyorlar, konuşma yok, dokunma falan da yok tabii yani. Hiçbir hareket yok. Birbirlerine asla fiziksel bir bağ kurmuyorlar. Onu da altını çizeyim. Hakikaten bunu sergilerken, bu sanatı, o konuklardan bir tanesi onun eskiden büyük aşk yaşadığı fakat ayrıldığı ve aradan uzun zaman geçen bir beyefendi geldi o gün. Ayrılırken o kadar büyük bir aşk yaşamışlar ki şeye gidiyorlar, Çin Seddi'ne. Ve Çin Seddi'nde iki o seddin birer ucundan böyle geliyorlar, ortada buluşuyorlar. Ondan sonra birbirlerine son vedalarını yapıyorlar ve ikisi de seddin birer tarafına doğru gidiyor ve o şekilde ayrılıyorlar. Zaten bunların, bu çiftin ayrılması da ayrı bir sanatsal eser olmuş bana sorarsanız. Evet, şimdi bu son görüşleri birbirlerine, Çin Seddi'nden sonra ne yaşandığını şimdi izleyeceğiz beraber. The Artist is Present diye bir enstalasyon mu demek lazım, işte bir görsel show. Böyle orada MoMA'da o sırada olanlar, hiçbir şey böyle planlı falan değil, kendisini izleyenlerden geliyorlar, karşısına oturuyorlar ve sadece göz göze bakışıyorlar Marina'yla. Çok ilginç bir deneyim tabii aslında, çünkü Marina Abramović bu, eğer tanımayanlar varsa. Bakın böyle izleyicilerden kabul ediyor. Onlar geldiği anda gözlerini getirecek. Çünkü gözler aslında biliyorsunuz ruhun aynasıdır. Ben buna çok inanıyorum. Siz bir insanı eğer okumak isterseniz hakikaten gözlerindeki anlamdan okuyabiliyorsunuz. Çiftlere de aslında bunu çok tavsiye ediyorum. Yani birbirinize bir bakın. O yüzden işte bu sosyal medyalar, hani biliyorsunuz dijital dünyada hepimiz kaybolup gidiyoruz. Elimizde telefonlar. Birbirimize bakmıyoruz bile. Hatta orada bir film seyrederken bile artık, bu arada şey, bu romantikliğe dayanamadı. Kendini yere attı Eşarbun. Yani artık buna bütün dünyada bu yaşanıyor. Romantizm falan kalmadı. Beraber yaptığımız aktivitelerde, film seyretme olsun, maç seyretme olsun, ne yaparsak yapalım,
Bir yandan da elimizde telefonumuz var ve o telefonla gerçekten çıt 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 başka bir dünyanın içindeyiz. Birbirimizin gözlerinin içine ne zaman baktık en son? Bu dizi, bu klibimi seyredenler, bu Netmiz programını seyredenler lütfen bunu bir düşünün. Ve eğer bakmadıysanız epey bir süredir eve gidin bugün ve sevdiğinizin gözlerinin içine bakın diyorum. Evet, devam edelim. Böyle çeşitli tipten insanlar görüyorsunuz. Zaten olay New York'ta gerçekleşiyor ve New York biliyorsunuz en kültürel anlamda farklı insanların bir araya geldiği bir toplum. Hele sanat deyince. Bu arada MoMA'yı ben de çok severim. Çok sevdiğimiz sanatçımız Refik Anadol'un en son oradaki projesini izleme imkanı buldum. Şimdi burada hep şunu hatırladım ben ilk seyrettiğimden beri. Birincisi hani diyorum ya ben hep gündelik ilişkiler nereye kadar, işte derin ilişkiler arayın. Bu işte bugün birisiyleyim, yarın öbürüyleyim. İşte cinsel hazlar falan. Hani şimdi günümüzün en büyük konuları. Bunları bırakın falan diyorum ya. İşte şunu yaşamak bence bu hayatta bir insanın yaşayabileceği en güzel şey. Yani bu derinlikte bir duyguyu size yaşatan birisi varsa da onun kıymetini bilmek lazım. Ve bu iletişimden geçiyor en sonunda. Yani gerçekten de insanlar birbirlerine ne istediklerini, neye kızdıklarını, yani bunu içsel öfkelerle biriktirmek yerine açıklasalar ve ufak tefek şeylere de demin söylediğim gibi çok takılmasalar belki bu güzel ilişkiler devam edebilir. Yani bir şans vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bana yazan bütün danışanlara da bunu öneriyorum. Yani ilk başta hemen böyle kestirip atmayın. Yani bir mesela problem varsa bunun için terapi olabilir veya bir doktor yardımı gerekiyorsa doktor mutlaka bir uzmanından destek alın diyorum. İşte birbirinize bir şans daha verin diyorum. Çünkü bir şeyler kırıldıktan sonra yerine gelmesi çok zor oluyor. Bunu burada gördük. Yani bazen konuşulmayan, gözlerde ifade edilen hisler ruhun gerçek aynası oluyor. Böyle bitirelim Kaan'cığım bugün. Teşekkürler. Thank you.